bir biçimde unutmayı başarabilmişiz. Çok acı. Ve kendisini her hatırlattığında faturası çok ağır ve çok acı oluyor. Bugün burada bir araya gelmemizin nedeni ve ortak paydası bu yalın gerçeklerin altını çok önemli bir biçimde, çok acı bir biçimde çizmek ve yolumuzu önümüze o şekilde bakabilmeyi başarmaktır. Ama İstanbul'un yakın geleceğinde olacak olanları derinlesine konuşmak sadece yetmiyor, eyleme geçirmek şarttır. Çünkü bugün burada İstanbul Planlama Ajansı'nda olan ve olmayan tüm uzmanların, saygın akademisyenlerin görüş birliği ettiği ve bizleri sık sık uyardığı gibi içinde yaşadığımız hepimizin evi olan Kadim şehir İstanbul görünür bir gelecekte tahmin edemeyeceğimiz kadar büyük bir riskle karşı karşıyadır. Karşı karşıya olduğumuz depremin olacağı kesin ama ne zaman olacağı ve ne etkide olacağı henüz belli değil. Biz ne kadar rahatlatmak istersek isteyelim bugün İstanbul'da yaşayan herkesinden vatandaşımız çok ama çok kaygılı. İnanınız yaptığımız bütün araba, araştırmalarda çok enteresandır. En kaygılı kesim 25 yaş altı. Yani konuşabilmeyi başaran çocuğumuza kadar 25 yaş altı. Çok enteresan. İnsanlarımızın en büyük kaygısı evinin muhtemel deprem karşısındaki dayanıklılığı. Tabii ki konumuz sadece Üst yapı değil. İstanbulluların endişe ve kaygısı onun için eviyle de sınırlı değil. Aynı zamanda hemşerilerimiz sokağa, semti, sevdiklerinin yaşamakta e, olduğu mekanlar ve İstanbul'un özellikle o tarihi kadim tarifini yapmamıza vesile olan tarihi yapıları da kaygıların içerisinde buluyor bulunuyor iş yerleriyle, kamu binalarıyla, köprüleriyle, üst geçitleriyle İstanbul'un tamamı için kaygılanıyoruz. Ama bu kaygı bugün için çok yüksek. Zira biz millet olarak az önce de ifade ettiğim gibi acıdır ki çok çabuk unutuyoruz. Belki olumsuzlukları unutmak istiyoruz. Böyle bir ruh haline sahibiz. Ama biraz önce dediğim o yalın gerçek biz unutsak da unutmasak da istesek de istemesek de yok olmuyor. Bütün çeperleriyle orada duruyor. Bizdeki endişe duygusunun nasıl arttığı, nasıl çalıştığı ve boyutu hakkında fikir vermesi açısından birkaç veriyi sizlere paylaşmak isterim. Geçtiğimiz son üç yıl içerisinde İBB olarak görevlendirdiğimiz ekiplerimiz şehrin riskli her ilçe ve mahallesinde binaların risk durumlarını saptayabilmek için 107 bin binayı tek tek ziyaret etmiş. Ama acı bir faturası var. O ziyaretlerde sadece 29 bin bina sahibi binalarına girmemize izin vermiş ve inceleme yapılmasını kabul etmiş. Yüzleşmek istemiyoruz. Ama Kahramanmaraş depremi sonrasında bize başvuran yurttaşlarımızın sayısı sadece birkaç günde yüz bine ulaştı. Yani bu acıları yaşayıp hatırlamak mı yoksa bu acı ve yalın gerçekle doğru zamanda yüzleşip doğru bir yolculuk tariflemek mi? Onun için bu kaygıyı hafife alma elbette lüksümüz yok. Hiç kimsenin böyle bir hakkı da yok. Vatandaşımız kaygılı olmakta haklıdır. Öncesinde gerekli tedbirlerin alınmadığı, sonrasında hızlı ve yeterli müdahalenin yapılmadığı bir afet ve kaos ortamında binlerce insanımızı çaresizlik içinde bırakan, kabul edilmesi hiçbir koşulda mümkün olmayan koşullarda kaybettik. Bu manzarayı gören hiçbir vatandaşımız Hele ki deprem bölgelerinde yaşıyorsa yaşamına hiçbir şey olmamış gibi devam etmesi mümkün değildir. Aynı şekilde bu ülkenin hiçbir yöneticisi de hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam edemez. Hiçbir şey eskisi gibi olamaz. Yaşadığımız bu büyük felaket deprem meselesine devlet ve millet olarak bakış açımızın yanlışlığının ispatıdır hiç kimseyi özellikle bir biçimde bu duygusunun içine almıyorum. Hiç kimseyi de ayrıcalık ayrıcalıklı bir biçimde bu duygunun dışında bırakmıyorum. Kapsayıcı ve bütünlükçü bir biçimde konuşuyorum. Hepimizi kapsayan bir duyguyla bunu ifade ediyorum. Yani onun için hepimiz başımızı iki elimizin arasına alıp ciddi bir biçimde düşünce zamanı olduğunun farkında olmalıyız. Bu büyük felaket bu inanılmaz yıkım bizi diri bir biçimde kendimize getirmelidir. Tek tek her birimizi devleti yöneten, yerel idareleri yöneten tüm yöneticiler, akademisyenleri, sivil toplum yöneticilerini ve her bir yurttaşımızı her şeyi sil baştan düşünmeye sevk etmeli. Ama en başta da kamu adına yetki kullanan, karar veren bütçe kullanan insanları yani bizleri siyasetin en tepesinden arama kurtarmadan sorumlu idarelere kadar hepimiz herkesi yeniden düşünmeye yeniden tasarlamaya ve akla bilime ve deprem yalın gerçeğinin tarih boyunca biz insanlığa binlerce kez ödettiği faturaya bakarak sil baştan kararlar almaya hepimizi sevk etmeli. Ülkemizin, şehirlerimizin yönetimini üstlenen herkes hepimiz ve her birimiz. Bize yetki veren vatandaşlarımızla bir senet imzaladık. Vatandaşlar biz yöneticilere canlarını, mallarını, sevdiklerini, umutlarını ve geleceğini, hayallerini emanet etti biz ise bu emanete sahip çıkacağımıza dair onlara milyonlarca insanın huzurunda söz verdik. Yöneticiliğin bu demek olduğunu hepimizin hatırlaması şart. Yöneticiliğin ahlakı da namusu da böyle bakmayı gerektirir. Ama burada bir başka yalın gerçeği daha tekrarlayayım. Vatandaşın bizlere yüklediği sorumluluk Hiçbir yöneticinin tek başına da üstesinden gelemeyeceği kadar büyüktür. Hatta çok büyüktür. Merkezi idare, yerel idare, akademi, sivil toplum demek sizin serbest piyasa aktörleri demek sizin güçlerimizi birleştirip aklın, bilimin yolundan ilerlediğimizde çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Onun için bunu kader diye tarifleyip akılla ve bilimle dalga geçmeyelim. Ben bu umut ve bu kararlılık içerisindeyim. İlk günden beri defalarca çağrıda bulundum. Gerek açık ortamlarda, yazılı görsel medyada, dijital ortamlarda, gerekse birebir ilişkilerde sözlü yazılı olarak defalarca çağrı yaptım. Biz Cumhurbaşkanlığı, bakanlık, valilik, afat demeksizin her kurumla, her ortamda koşulsuz, şartsız omuz omuza çalışmak istiyoruzu en yüksek tonda söyledim, söylemeye devam edeceğim. Tarihin, bilimin ve siyasi sorumluluğun gereği budur dedi demeye de devam edeceğimi tekrar edeyim. Çünkü gerek İstanbul olarak gerekse ülke olarak ancak bu yolla bütün zorlukların üstesinden gelebileceğimizi net olarak görüyorum. Bu ülke insanının neler başarabileceğini de çok iyi biliyorum. İhtiyacımız olan tek şeyin çalışmak olduğunun altını çizelim. El birliğiyle cesaretle, fedakarlıkla, hep birlikte ve bir arada çalışmaktan bahsediyorum. Değerli katılımcılar, sevgili İstanbullular. Bu anlayış içerisinde İstanbul'da yeni bir döneme kararlı bir biçimde adım atıyoruz. Önümüzdeki günlerde çok kapsamlı bir açıklamayı, çalışmalarımızı ve yol haritamızı fazla geçmeyecek 3-4 gün içerisinde Paylaşacağım ve bütün açıklamalarıyla vatandaşlarımızı bir seferberlik sürecine davet edeceğim. Daha önce bu açıklamayı yapabilirdim ama istedik ki yaşadığımız bu büyük afetten sonra öğrendiklerimizin üzerine siz kıymetli uzmanlarımızın değerlendirme ve önerilerini de bilim kurulumuzla birlikte analize edecek şekilde alalım ve sonrasında bilimsel aklın gösterdiği yolda yaklaşımımızı ve yol haritamızı daha da etkin hale hep birlikte getirelim. Bu konudaki değerlendirmemi tamamlarken şunu belirteyim. Deprem bölgemize dün itibariyle sık sık giderek yedinci günümü orada tamamladım. Oraya destek vermek için gittik gitmeye de devam edeceğiz. Gördüklerim, tanık olduklarım aynı zamanda benim için bir derin iç hesaplaşma süreci olduğunun da altını çizeyim. O iç hesaplaşmadan çıkan en önemli sonucu sizinle paylaşayım. Bu trajedinin İstanbul'a ve İstanbullulara yaşatılmasına ne pahasına olursa olsun hep bir arada durarak, çalışarak izin vermememiz gerektiğini ve vermeyeceğim kanaatine ulaşarak bu konuda kararlı bir yol yürüyeceğime karar verdim. Bunu Hepinizin huzurunda tekrar beyan ediyor ve söz veriyorum. Bu çerçevede gerçekçi bir yaklaşıma, durumun içtenlikle paylaşılmasına, bilimsel aklın depremin yıkıcılığına karşı verdiğimiz mücadelede öne çıkarılmasına, toplumun ve devletin bütün güçleriyle seferber hale gelmesine ve kaynakların en geniş ve yetkili bir biçimde, etkili bir biçimde bu mücadele için harekete geçirilmesine ihtiyacımız var. Bu bütünlüklü stratejin bazı öğelerin altını hepinizin huzurunda çizmek istiyorum. Birincisi bilimsel bir yol haritasının en geniş bir biçimde oluşturulması ve öne çıkarılması gerekiyor. Tam da bunun için buradayız. Bugüne kadar yaptıklarımızı daha da etkili hale getirmek için mühendisliğinden planlamasına, ekonomik boyutundan sosyal meselelerine, sağlık örgütlenmesinden lojistik altyapısına kadar tüm boyutları içerecek biçimde deprem konusunda çalışan bilim insanlarımızı, uzmanları bir araya getiren bir çağrı yaptık. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Bugün ve önümüzdeki dönemde bir çalışmayı hep birlikte yürüteceksiniz. Bu çalışmaları bizim birim ve uzmanlarımızla birlikte gerçekleştireceksiniz. Nerede çalışmalarımızda eksiklikler varsa sizlerin de katkılarıyla onları hızla gidereceğiz. İkincisi deprem gerçekliği konusunda yerel yönetimlerle merkezi yönetim arasında bir işbirliği ve birlikte çalışma çerçevesinde önemli bir ihtiyaç vardır. Hiçbir siyasi kaygıya düşmeden, amasız, fakatsız işbirliğine net olarak hazır olduğumuzu buradan beyan ediyorum. Üstelik şu bir gerçek. İstanbul depremi diye de bir şey yok. Aslında mesele tüm Marmara bölgesini kapsıyor. Dolayısıyla biz hızlı biçimde İstanbul için toplandık ancak bu yaklaşımın bütün bölge bütününe yayılması da şarttır. Önümüzdeki günlerde Burant'dan çıkan dersleri merkezi idarenin ilgili birimleriyle, Marmara bölgesinin bütün belediyeleriyle ve belediyeler birliğiyle paylaşacağız ve onlarla da bu konuyu istişare edeceğiz. Birlikte çalışmak için irademizi, yüksek irademizi vatandaşlarımızın huzurunda net bir biçimde beyan edeceğiz. Kimin hangi ölçekten nerelerden sorumlu olacağını bilimsel aklın ışığında belirleyip uygulamaya konulmasının peşine düşerek takipçisi olacağız. Üçüncüsü bu seferberlik aynı zamanda kamu kurumlarıyla sivil toplumu da bir araya getirecek önemli bir husustur. Bu toplantıya olabildiğince meslek odalarını, organize sanayi tesislerini İstanbul Sanayi Odası'ndan Kızılaya bütün kurumların yöneticilerini, işveren ve emek örgütlerinin temsilcilerini çağırmaya gayret ettik. Gözden kaçanlar olmuşsa onu da hızla telafi ederiz. Ancak şunun bilinmesini isterim. Buradan ilan ettiğimiz seferberlik dalga dalga İstanbul'un her alanına yayılacak. Örneğin mahalle ve semt ölçeğinde kapsamlı ve klasik sivil savunma yaklaşımının ötesine geçen bir deprem örgütlenmesinin gerçekleştirilmesi adına herkesin fikrine başvurarak çok kıymetli bir yolculuğu tarifleyeceğiz. Toplum çalışma grubundan gelecek önerileri de dikkate alan bir örgütlenme çalışmasını en dış semtlerimize kadar yaygınlaştıracağız. Dördüncü boyut olarak bilgilendirme ve saydamlığı, şeffaflığı son derece önemsiyoruz. Zaten bunu yapmazsanız katılımcılığı asla ve asla sağlayamazsınız. Sadece deprem konusuna odaklanan bir web sitesini bu anlamda sürdürülebilir bir iletişim için hizmete sokuyoruz. Buradan toplum ve uzmanlar için önemli ve gerekli her türlü bilgiyi en hızlı bir biçimde insanlarımızla paylaşacağız. Her defasında görüyoruz. Spekülatif haberler ve manipülasyonlar toplumu gereksiz paniklere ve farklı soru işaretlerine sürükleyebiliyor. Şunu mutlaka gerçekleştireceğiz. Deprem konusunda en ufak bir gelişme ya da belirsizlik doğduğunda vatandaşlarımız bu siteye girdiklerinde doğru bilgiye ulaşacakları güvenilir bir zemini burada görecekler. Beşinci olarak mali boyutu en sonunda sizlerle paylaşmak istiyorum. Az önce yine şeffaflık ve saydamlık dedim. Eğer gerçekçi olacaksak şunu en baştan itiraf ederim. Bugün İstanbul'u hakkını vererek depreme hazırlıklı hale getirmek için Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının üzerinde bir kaynak gerekiyor. Bir konutun maliyetinin en iyimser haliyle bir milyon liranın üzerinde olduğu bir ortamda sadece bina stoku açısından 90 bin ağır hasarlı ya da çok ağır hasarlı binadan söz ediyoruz İstanbul'da. Daha fazlasıyla da karşılaşmamız mümkün. Bu binalar tek bir konut değil. Her birinde çok sayıda bağımsız birim olduğunu elbette biliyoruz. Çok iyimser biçimde bina başına dört bağımsız birim ki bu ortalamanın altındadır. Varsaydığımızda sadece sorunlu binalarımızı dayanıklı hale getirmenin faturası 360 milyar lirayı kolayca aşabilmektedir. Şunu söyleyeyim, bu Büyükşehir Belediye'mizin bütçesinin, yıllık bütçesinin neredeyse üç, üç katı demektir. Daha fazlası. Biliyoruz ki depreme hazırlıklı olmak sadece bu binaların güçlendirilmesi demek de değil. Çok ötesinde ve maliyet yüksek işler yapmamız gerekiyor. Altyapıdan üst yapıya diye tarifledim az önce. İSKİ'nin altyapısından İKTAŞ'ın altyapısına alt <laughs> ya da birçok hususu içeriyor. Şimdi seferberlik zamanı olduğunun tekrar altını çiziyorum. Dört bir yandan halkımız imkanlarını zorlayarak yardıma koştu ve koşmaya devam ediyor. İnsanlar, haneler, toplumlar acılı zamanlarda, büyük felaketlerde bir araya gelir. Karşıtlıklar, birikmiş düşmanlıklar, küskünlükler bu ortamda unutulur, kenara itilir, hafızalardan silinir ve aşılır. Onun için buradan başta hükümetimize bir çağrı yapmak istiyorum. Gelin hep birlikte hem deprem bölgesini hem de İstanbul gibi deprem tehdidi altında yaşayan bölgeleri, kentleri hep birlikte rahatlatmanın büyük mücadelesini verelim. İstanbul öyle ya da böyle Türkiye ekonomisinin bel kemiğidir. Gayri safi milli hasılanın en az 1/3'ü bu bölgede üretiliyor. Bunu hepimiz biliyoruz. <laughs> ve nüfusunun yaklaşık 1/4'ü İstanbul ve yakın çevresinde yaşıyor. Tarihi kültürel mirasın en değerli öğeleri de bu kadim şehirde. Geçtiğimiz dönemde bu birikim ve yoğunlaşma nedeniyle büyük ölçekli denilen projelerin hedefi haline geldiğini de biliyoruz İstanbul'un. İşte orada ormanlarını ve su havzalarını tahrip ederek inşa edilen 3. havalimanı duruyor. O havalimanı için 10 milyar dolarlık bir kaynak inşa süreci için kullanıldığını da hepimiz biliyoruz. Günün sonunda 30-40 milyar dolarlık bir kaynağa karşılık gelen bir yatırımdan söz ediyoruz depremle mücadele sürecinde aşabilir. Ama yapılan yatırımlara baktığımızda, yapılan işleri gördüğümüzde bunlara baktık, yapıldı, eleştirdik. Aynı zamanda çalışan bir havalimanını da ne yazık ki bertaraf ettik. Şu depremin günlerinde bile acı bir biçimde pislerin üzerine anlamsız peyzajdan anlayanlar bilir. Leylandiler dikerek, ağaçlar dikerek alel acele bir millet bahçesi yapılması gayreti içerisinde hareket ediliyor. Şimdi milyonlarca İstanbul'un büyük kaygı içinde yaşamını sürdürdüğü bir dönemde buradan bir çağrıda daha bulunmak istiyorum. Gelin bu seferberlik ve ulusal birlik anında bir başka büyük proje yapalım. Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi ve geleceğini teminat altına alınan projesini yapalım. Gelin o büyük projeyi ıssızlığın ortasındaki bir coğrafyaya yapmayalım. 100 milyar doları insansız bir coğrafyaya gömmeyelim. Yani bu ülkede bu şehirde Kanal İstanbul gibi anlamsız işlere asla ve asla ihtiyaç yoktur. Gelin Bu kez bu yatırımı insanımız için yapalım. Yaşayan ve yaşatacağımız insanımız için yapalım. Devletin anlamının insanını yaşatmak olduğunu kadim tarihimizden hepimiz çok iyi biliyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına başlarken en büyük ve en çılgın projemiz insanımıza, çocuklarımıza ve geleceğimize yatırım olsun. İstanbul'un her tarafını şantiyeye çevirelim. Ama hayat kurtaran şantiyelere çevirelim. Ekonomiyi canlandıralım, işsizlik kıskacındaki insanlarımıza da istihdam yaratalım. Ama güçlü bir kent var etmek için bunları yapalım. Bu kez ıssızlığa ve bir avuç girişimciye değil, yatırımı insanımıza hep birlikte yapalım. İstanbul yanında şu an eli böğründe bekleyen deprem bölgesine de benzer bir yaklaşımla göz atmaya ve hareket etmeye ihtiyacımız var. Bu çağrı büyük ölçekli insanlık projesi içindir. Her anında dikkatli, her anında bilimle hareket etmek çok mühim. Enkaz kaldırma adı altında bir trajedinin şu anda o bölgede yaşadığını, göz yaşandığını gözlerimle gördüm ve uyarımı Afada giderek en üst yetkililerle birebir iki saat görüşerek bütün kaygılarımı kendilerine bilimsel raporları da teslim ederek anlattım. Değerli katılımcılar, sosyal bilimcilerin olay dedikleri bir kavramları vardır. Diyorlar ki bazen büyük çaplı gelişmeler olur ama onlardan bazıları sonra Tarihe olay diye geçer. Bazıları ise önce olay sanılır ama sonradan anlaşır ki saman alevi olma ötesinde bir etkileri de yoktur. Bir şeye eğer mevcut anlayışları, pratikleri, inançları ve gerçekliği bir daha geri dönmek sizin değiştiriyorsa işte ona olay diyoruz. Biz de. Deprem dolayısıyla yaşadığımız acı tecrübeleri bir büyük dönüşümün itici gücü haline getirmek zorundayız. Çünkü Kahramanmaraş depremi diye tarihe geçecek bu büyük afet, bu olay tüm geleceğimizi değiştirecek. Kırılma anıdır aslında. 1999 yılında Marmara bir büyük deprem yaşadı. Orada da büyük kayıplar yaşadık. Açıklanan kısmıyla 17 binin üzerinde insanımızı kaybettik. Çok sayıda yerleşim alanı etkilendi. Yer yer kaoslar yaşandı. Altyapıda yollarda sıkıntılar çekildi. Kahramanmaraş depremi gösterdi ki aradan geçen 24 yılda ne yazık ki çok fazla bir şey değiştirememişiz. Hatta bazı şeylerin, bazı kurumlarımızın daha da kötüye gitmiş olduğunu acı bir gerçek olarak hep birlikte yaşadık. İmar düzeni bunun en iyi örneğidir. Kötü kentleşme, kötü yerleşim alanları. Devlet kurumlarının etkili müdahalesinde yaşanan sıkıntılar da bunun bir örneğidir. Lojistik alanında karşılaşılan koordinasyonsuzluk ve sorunlar da bunun bir örneğidir uzatmayayım ama belli ki 24 yıl afet alanında bir zihniyet ve yaklaşım değişimini ne yazık ki getirememişiz. Binlerce insanı kaybetmemize karşın 1999 Marmara depremi bir olay bir milat olamamış. Çok daha büyük kayıpların ve yıkımın yaşandığı Kahramanmaraş merkezi depremin de aynı akıbeti paylaşmasına izin veremeyiz, vermemeliyiz, vermeyeceğiz. Bu konuda en kararlı duruşu milletçe mutlaka göstermeliyiz. Görüyoruz, yaşadıkları bu tür büyük olumsuzluğu bir milat haline getiren dünyada devletler, toplumlar, milletler var. Allah aşkına, bunu başaranlar var ve bizim neyimiz eksik? Nerede hata yapıyoruz? Nasıl bir yanlışı sürükleyebiliyoruz? Örneğin Şili yaşadığı büyük depremler sonrası dersler çıkarmış ve yaklaşımını neredeyse tümüyle değiştirmiş. Gelen turiste bir broşür veriyor. Diyor ki burası bir deprem ülkesi. Her an sallanabilir ama lütfen bulunduğunuz binayı terk etmeyin çünkü binalarımız sağlamdır. Şili, Güney Amerika'nın en dip coğrafyasında bunu başarabilmiş. Bugün bir başarı öyküsü olarak anlatılıyor ama ben de diyorum ki bizim neyimiz eksik Allah aşkına. Çocuklarımıza, gençlerimize, mini minnacık çocuklarımıza, saçı 15 gündür yıkanan, yıkanmamış çocuklarımıza deprem bölgesinde baktığımda benim hissettiğim duygu, bu biz size bunu nasıl yaşattık. Gençlere de şunu söyledim. Biz bir başlangıç yapalım ama bundan sonra size çok güveniyoruz. Bizim yapamadığımızı, bizim başaramadığımızı sizler başaracaksınız diyor. Çağrım işte tam da bu noktada. Gelin yerel yönetimleri, merkezi yönetimiyle, üniversiteleriyle, bağımsız, özgür üniversiteleriyle ve meslek kuruluşlarıyla, sivil toplum örgütleriyle ve uzman kuruluşlarıyla ama hepsinden önemlisi tüm bilinçli insanlarımızla, vatandaşlarımızla son yaşadığımız depremi bir milat tarihe geçecek bir olay yapalım. Gelin resmi olarak 45 bine yaklaşan insanımızın, canımızın kaybıyla sonuçlanan bu büyük trajedi ülkemiz tarihi adına, milletimiz adına bir milat olsun. Kentlerimizi korku tüneli değil, yaşam ve insan merkezli mutluluğun ve huzurun teminatı olan yerleşkeler haline getirelim. Kentleri bir para basma makinası, bir rant aygıtı olarak değil, bundan uzaklaşalım bunu hafızalarımızdan silelim kentlerimizi artık daha beton blokların değil uygarlıkların bütün coğrafyaya çok güzel duygular demokrasiden eşitliğe özgürlükten mutluluğa duyguları yayan merkezler haline getirelim biz bunu yapabiliriz bu coğrafyada bulunduğumuz bu coğrafyada bulunmanın bedeli biz bunu yapabiliriz değil, biz bunu yapmak zorundayız. Dünya tarihine baktığımızda bulunduğumuz bu coğrafyanın, bu kadim coğrafyanın bize verdiği bir sorumluluktur bu. Hatalarımızdan ders çıkararak daha güvenli, daha insani ve daha parlak bir geleceği hep birlikte 86 milyon insanımızla bu cennet vatanda inşa edebiliriz. Bunu yapabilecek insan gücümüz, entelektüel sermayemiz ve inanınız ki finans gücümüz de var. Artık milli bir hedefimiz, milli bir irademiz de olsun. Binlerce yıldır ortada duran yalın gerçeği artık görmezden gelmeyelim ve gelemeyiz. Gelmeyeceğiz. Aklımızı ve irademizi kullanarak bu toprakları çocuklarımız ve torunlarımız için dünyanın en güvenli coğrafyasına dönüştürelim. Bu duygularla her birinizin bilgi birikimine, zamanınıza ve emeğinize çok ihtiyaç duyduğumuzu belirtiyor. Şimdiden hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Bu toplantının çok değerli sonuçlar vereceğine inanıyorum ve birkaç gün içerisinde bütün bu sonuçları toplumumuzla, halkımızla, şehrimizle Vatanımızla birlikte paylaşarak bir seferberlik sürecinin başlatılmasının tabiri caizse startını vereceğiz. Hepimiz için verimli sonuçlar getirsin. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Her anını takip edeceğiz. Gündemimiz budur. Allah milletimize, bu coğrafyaya, bu kadim güzel devletimize ve milletimize bir daha bu acıların yaşatılmaması için hepimize Değerli bir yolculuk diliyor, sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.